Hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü ücretsiz Zuma birazcık son zamanlarda geçirdiğim değişimler bunu ateşledi diyeceğim ve biraz da tabii ki yaklaşan farklı yürütülen iş sınıfımı da tanıtmak istiyorum o ayrı ama ee, onun zaten orada olacağı bir buçuk aydır belliydi. Bu aralar e, katılan katılmayan e, herkese de mesajı ulaştırmak istedim. Belki sizin de dünyalarınızda farklı bir şeyi e, fark etmenize veya belki sorgulamanıza veya belki e, seçebileceğiniz şeyleri seçmenize katkı olur diye. E, bu Gary Douglas'ın son zamanlarda o işin neşesi kolaylaştırıcısı olarak, grubumuz var. Orada paylaştığımız, birkaç yerde paylaştığım bu sözü vardı bana o bütün değişimlerin üzerine bütün yaptığımız sınıflar basis çıktı biliyorsunuz dayanaklar kişilikler çıkmıştı geçen sene şimdi bir de yaratım alemlerini konuşuyoruz ki aslında hala keşfetmekte olduğumuz bir konu Gary Douglas ve Dane Heer'in de öyle 3 bölümlük bir telekonferans yaptılar muhteşemdi yani benim birkaç tabii ki bir evet, sürü de, de, katkı oluyor ancak Gerçek anlamda böyle dünyamı sarsan ben ona hazır olmuş olduğumu düşünüyorum bunun için bazen işte evrenin zamanlamasıyla sizin dünyanızda olan değişikliklere bir de bu diye bir mesaj geliyor ondan sonra tekrar bir şeyler değiştirmeye başlıyorsunuz ve o Gary Douglas'ın mesajı bana iyice farklı bir alan açtı. Geleceğin işi bir alıp kabul etme gönüllülüğü olacaktır. Bir para veya herhangi bir şeyin ihtiyacına bağlı olmayacaktır diyor. Daha çok bu benim arzu ettiğim geleceği yaratmama ne gibi bir katkı olacak ile ilgili olacaktır. Yaptığınız her şey dünya gezegeninde sahip olmak istediğiniz geleceği yaratmakla ilgili olacaktır. Gerçekten bu e, hala şu anda da okuyunca benim tüylerimi diken diken eden e, şükranla gerçekten e, yüreğimi kaldıran bir şey öyle ifade edebilirim ancak e, duygu olarak değil ama gerçekten derin bir şükran duygusuyla çünkü Dün özellikle sırf bir takım kayıtları, sınıfları dinlemek için bazen arabayla yolculuğa çıkıyorum yalnız başıma. Yakın civarda ama böyle 1 iki saat sırf o kayıtları tek başıma dinleyeyim. Arabada onun keyfini alayım diye. Bilmiyorum böyle yapanlarınız var mı başka? E, arabada eski sınıfların kayıtlarını dinlemek müthiş alan açıyor. Duymadığınız şeyleri yeniden duymaya başlıyorsunuz. Ve orada Dr. deinerin en son 15 milyar gün e, telekonferansını dinliyordum. Ve birdenbire şu aklıma geldi. Aslında o kadar çok şeyi duyuyoruz ki sınıflarda değil mi? Ve bir takım farkındalıklardan geçiyoruz. Her biri farklı bir katkı. Bir arkadaşımızın sorduğu bir soru. Öyle bir sorunun sizin dünyanızda olduğunu fark etmeseniz dahi sizlere ne kadar katkı oluyor? Sınıflara düzenli katılanlar, farklı kişiler, farklı alanlarda yapılan bütün sınıflara katılanlar bunu biliyorsunuz farkındasınız. Ancak bazı şeylerde özellikle bize çok büyükmüş gibi görünen kendimizi e, belki bunu yapamayacağımızla ilgili gizli gizli inançlarımız, varsayımlarımız olduğunda söylenen bazı şeyler böyle lam 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 sanki uğultu gibi geliyor. Bu bende oluyor, bende de oluyorsa geri de söylüyor aynı şeyi, Dane de söylüyor hepimizde oluyordur arkadaşlar. Kendinizi yanlış yapmayın böyle bir şey olursa Bazen dinlediğimiz zaman evet ama bu benim için geçerli değil. Bunu bilerek düşünerek yani bilişsel olarak farkında olarak yapmıyoruz. Ancak kendimizle o açılan alanı bulunduğumuz alanla açılan alanı kıyasladığımızda Bazen kendimize oradan çok uzak bir yerdeymişiz gibi algılayabiliyoruz ki çok yalan. Zihnin yarattığı bir yanılsamadır bu genel olarak. Çünkü zihin bize içinde bulunduğumuz problemleri çözmeye yönelik bir mekanizması olduğu için sürekli çözülecek problem e, arar ve sürekli sizin hayatınızda bir şey yoksa o an. Bomboşsanız hemen doldurmak için en iyi bildiği düşünceleri, e, sorunları üretir ki o boşluk dolmasın. Boşluk diye adlandırdığınız şeyin ne kadar aslında sizin varlığınızın alanı ve orada bulunmaya e, zihninizin sizi orada bulunmanıza engel olmasına izin veriyorsunuz. Aslında sadece izin verseniz hiç olmasına orada hiçbir şeyin olmamasına çözülecek bir şey yok. Düşünülecek, kavranacak, anlayacak hiçbir şey yok. Sadece siz varsınız ve olasılıklar var. Öyle bir alanı hayal edebiliyor musunuz gerçekten? Ve yaptığınız her seçimin sizin yaşamınıza olduğu kadar dünyada, dünyaya ve evrene katkı olabileceği bir realiteyi aslında öyle zaten. Ama bunu gerçekten kavrayabiliyor muyuz? bunu algılamanıza, bilmenize, olmanıza, alıp kabul etmenize izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, pot and poor, all onlar, shorts, boys, powers, bases, creations and beyonds. Bu hani bu falan filan bla 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 gibi geliyor. Bazen mır mır gibi geliyor dedim ya bazı şeyleri duyduğunuzda. Mesela bu büyüklüğünüze adım atmak, kendinize taahhüt etmek. Son birkaç sınıftır çok konuşuyoruz bunu özellikle bu borçtan neşeyle çıkmak grubundakiler biliyorlar. Büyüklüğünüze adım atmak, kendinize taahhüt etmek. Bunları Kavramsal olarak duyuyoruz bir şeyleri algılıyoruz da ama gerçekten bu seçimi yapmadığımız o kadar çok alan var ki Ancak kendinizden o talebi yaptığınızda ben artık bambaşka bir realiteyi seçiyorum ve bunun için kendi gücüme sahip çıkmaya e, se çıkmayı seçiyorum artık e, hayatıma ve e, bilince veya her neyse kendime taahhüt ediyorum. Aslında kendinize taahhüt ettiğinizde zaten bilince taahhüt etmiyorsunuz, ediyorsunuz. Kendinize bilinçten ayırdığınız her yeri lütfen yıkıp yaratım iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, poor and poor, all nine, shorts, boys, powers, bases, creations, emios. Mesela hani sınıflara katıldığınızda ben olabilirim kolaylaştırıcı, Dane olabilir, Tuba olabilir. Kimin sınıfındaysanız o kişinin bilincin daha çok içinde olup sizin sanki dinleyici olduğunuz için sadece alıcı olduğunuzu zannettiğiniz her yeri buralardan ben geçtiğim için sizlerde de olabilir diye oraya hitap etmek istiyorum. Çünkü benim için bana bir şeyler aktaran kişi sanki bambaşka bir yerde, ben başka bir yerdeyim şimdi gibi hissederdim. Bundan 10 sene önce diyelim girdiğim başka e, modalitelerin e, içinde de öyle belki de kolaylaştırıcının enerjisi oydu bilemiyorum ama her zaman kendimizi bir yerlerden ayrı bilinçten ayrı kolaylaştırıcıdan ayrı grupta olanlardan ayrı evet her birimiz kendimize özgü özgün varlıklarız ama her her birimiz birliğin bir parçasıyız eğer ben şimdi bir şeylerden bahsedebiliyorsam, bu sadece benim farkındalığım değil, hepimizin toplu olarak birbirimize katkı olarak var olmanızla, burada bulunmanızla e, ve sizin evrenlerinizin de bu iç, buranın içinde olmasıyla hepimizin ortak ulaştırdığımız bir alan. E, burada alıp kabul edilemeyecek bir şeyi konuşamam zaten zaten bilinç bir şekilde ağzınızdan çıkmıyor o kelime. Bir şekilde o gideceği yere ulaşmayacağını bildiğinizde e, aklınıza gelmiyor veya da bir şekilde o akış olmuyor. Farklı bir şey oluyor. Ne duyulabilecekse o ortaya çıkıyor. Lütfen kendinizi bilinçten ayrı gördüğünüz her yere yıkıp yaratımı iptal eder misiniz lütfen? Sadece katılımcı olduğunuz için. Sadece ee, bir yerlerde belki konuk olduğunuz için veya sadece hiçbir şey yapmadan duruyormuşsunuz gibi göründüğünüz için ne kadar kendinizi bilinçten ve bulunduğunuz ortamdan farklı ayrı zannediyorsanız yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine, shorts, boys, powers, bases, creations and beyonds. Sizin gerçekten bir yerde e, bunu da çok söylüyorum ama ben ne kadar e, söylersem kendim ancak e, defalarca belki yüzlerce kereden sonra duyabilmeye başlamıştım. Onun için sakıncası yok. Gerçekten varlığınızla neleri değiştirebildiğinizin farkında mısınız? Seçimlerinizle neleri değiştirebildiğinizin farkında mısınız? Sanki sizin dünyalarınızda küçük değişimlermiş gibi görünüyor, kendi hayatınızla ilgili gibi görünüyor. Ama sizin bir olasılıksız, imkansızlıktan bir şeyi mümkün hale e, dönüştüren bir seçimi yapmanız, bu sadece ve sadece sizin seçiminizle olur. Kaç kişiye fark etmediğiniz katkı ve ilham. Sizi bilenler zaten ilham alır ama dünyanın başka ucundaki birisi de kelebek etkisi diye konuşulan bir şey vardır. Kuantum fizikte ya bazı spiritel modelitelerde de konuşuyorlar. Ama sizin bir şeyin kapısını açmanız, imkansızı kırıp imkanlı olasılığa geçmeniz, bir başka kişinin evreninde nasıl bir yankımayla, yansımayla, Orada nasıl bir olasılığın kapısını açacak bilemeyiz amacımız bu değil ama her çünkü bu beklenti ve projeksiyon yaratır bunu amaç edindiğinizde kurtarıcı olmaya girersiniz ama gerçekten evrenin bilincin işleyişi bu ee, ve hepimiz aynı birlik alanında, birbirimizin varlıklarından haberliyiz. Bunu zihniniz bilsin ya da bilmesin. Ve sizin seçimleriniz dünyaya etkiliyor. Sizin seçimleriniz tabii ki kendi hayatınızı etkiliyor, geleceğinizi etkiliyor. Ve şimdi seçimlerinizle gerçekten hangi geleceği yaratmak istersiniz? Artık problemler, problemler, bu problemi bir türlü çözemedim, şuradan aşamıyorum. Bunun içinde bir hayat mı istiyorsunuz gerçekten? Yoksa bütün bunları bırakıp sonsuz olasılıkların mümkün olduğunu gerçekten bildiğiniz, algıladığınız, bildiğiniz, olduğunuz, alıp kabul ettiğiniz bir, aynen maymun hikayesi gibi alıp kabul ettiğiniz bir realitede var olmayı seçiyor musunuz? Bunu sizin için kimse vermeyecek. Hiçbir kolaylaştırıcı, hiçbir kitap, hiçbir akses de vermeyecek, geri de vermeyecek, başka bir guru hoca da vermeyecek. Ancak araçlar sunulabilir ama seçimi yapacak olan sizlersiniz biliyorsunuz. Ve siz kendinizi Nerede yetersiz görüyorsanız, yetersiz gördüğünüz yerlere bir bakın. Gerçekten öyle mi? Yoksa yetersiz gibi gördüğünüz yerlerde inanılmaz kapasitelere sahip olabilir misiniz? İşte benim için e, beni, bu farklı yürütülen iş sınıflarının yeri gerçekten çok farklı. Bütün sınıfların yeri çok farklı. Kıyaslamak çok zor. Benim realitemde farklı yürütülen iş bu realitede bambaşka şekilde işlememe ve işle ilgili ne çok kapasitelerim aslında mevcut olduğunu bunları zayıflık ve yetersizlik gibi görüyorken aslında ne kadar kapasiteye sahip olduğumu fark etmeme Fark ederek kabul etmeme en büyük katkı olan sınıflardır e, farklı yürütülen iş sınıfları ve ona bağlı bütün alt bir sürü alt sınıflar da var. E, gelecek hafta pazar günü farklı yürütülen iş sınıfına başlıyoruz. Türkçe olarak almanız bize katılmanız ne yaratır 24 e, Kasım başlıyoruz e, 4 gün olacak 4 saat Türkiye saatiyle dört buçuk. Ee, tabii ki ona davet etmek isterim ama burada gene de dünyalarınızda e, bir soru bile bırakabilirsem farklı bir şey e, katkı olabilirsem bundan çok daha iyi nasıl olur? O zamanı geldiğinde olacaktır zaten ve bir ön koşul yok eğer CF olmayı planlıyorsanız CF olmanın ön koşullarından yalnız o sınıfı aldığınızda ön koşulu yerine getirmiş oluyorsunuz ya da bar sertifikanızı yenilemek istiyorsanız farklı yürütülen iş sınıfı alabileceğiniz sınıflardan birisi yenilemenize katkı olacak olan. Şimdi o bir tarafta e, yetersiz gördüğünüz, yerlerde aslında ne kadar çok kapasiteniz var ve bunları görmektense o yetersizliğe odaklandığınızda kendiniz, kendiniz için nasıl bir realite yaratıyorsunuz. Gerçekten kendi büyüklüğünüze adım atabiliyor musunuz? Lütfen sorunuz varsa el kaldırma işareti yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ben e, arada giren çıkan oluyor diye sesleri şey kapattım. Sesi açma kap şeyinizi yetkinize elinizden aldım. E, i̇sterseniz isterseniz şey yapabiliriz açabilirim mi eliniz kaldırabilirsiniz ya da ve kendinizi o yetersiniz gördüğünüz yerlerde hani sorumuz var ya sanki bunlar gerçekten ad idrak edene kadar öylesine soruymuş gibi görüyor burada benim fark ederek kabul etmediğim hangi kapasitelerim var hangi kapasitelere sahibim diye sormaya başladığınızda ve duvarlarınızı bariyerlerinizi indirdiğinizde Soru sorduğunuza dikkat edin. Nasıl zihin hemen sorduğunuz soruya cevap aramaya geçiyor değil mi? Çünkü biz buna koşullandık. Okullarda, eğitimde bir şeyin cevabını bulmaya koşullandık. Ama Access Consciousness'da biliyorsunuz bu YouTube'da da çıkacağı için burada açıklıyorum. Bir sorunun amacı farkındalık kazanmaktır. Cevap elde etmek değildir. Cevap belki farkındalık olarak kendiliğinden gelir. Ama anında zihniniz size bir cevap yapıştırıyorsa sor soruya o sizin zaten koşullanmış zihninizin bildiği repertuarın içinden seçtiği bir cevaptır gerçek bilincin gerçekten bilme halinin size e, sunduğu cevap değildir aslında sizin bilmenizin ortaya çıkması değildir yani ve e, bir şeyleri talep ederken kendinizden hayatınıza taahhüt ediyor musunuz? yoksa bir başkasının bunu sağlayacağını bir kursun bir sınıfın şimdi sınıftan bahsediyoruz ama siz seçmediğiniz sürece bunların hiçbirisi sizi orada e, bulunduğunuz sıkışıklıktan çıkarmayacak bir kurtarıcı beklediğiniz her yeri değişimin sizden değil dışarıdan geleceğini beklediğiniz her yeri yıkıp yaratımı iptal eder misiniz lütfen Right and wrong, good and bad, pot and poke, all shorts, boys, powers, bases, creations and beyonds. Ve e, gerçekten gücün sizin kendi içinizde sizde mevcut olduğunu fark etmekte zaman olabiliyor bıraktığınız her bakış açısı bıraktığınız her yargı bütün bunların kapılarını açmak için çok büyük anahtarlardır fark katkıdır ve sormayı ve talep etmeyi istediğiniz şeylerin işlerinizle ilgili diyelim İlla bir iş yapıyor olmanız gerekmiyor yani kendinize ait bir işinizin olması gerekmiyor arkadaşlar iş sınıflarından veya işle ilgili herhangi bir prosesten katkı almanız için Simon Milasas'ın dediği gibi hayatınız işiniz işiniz hayatınızdır sabah kalktığınızda damarlarınızda kan akıyorsa işin içindesinizdir demektir ee, ya işiniz hayatınızdan ayrı bir şey değilse, hayatınızı yaratmanız da işte işinizi yaratmakla ilgili geleceğinizi yaratmak, hayatınızı yaratmak, kendiniz için seçimler e, yaratmak. E, ben de öyle bir algı var dediği şey mi işle e, farklı bir şey, hayatın farklı olması mı? Tamam, bunu yaratan tüm ayrımları, bunu yaratan tüm otonomi realitelerini gozilyon kez yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Writer, Ron Porampok, Online, Shorts Boys, Poules, Bases, Creations and Bunu daha sonra dinleyecekler için bu nedir diye soranlarınız varsa bu söylediğim abuk subuk gibi gelen kulağa e, temiz, aksesin temizleme cümlesidir arkadaşlar. Ve evet, theclearingstatement.com sonra altına not ederim. Oradan e, a, Türkçe alt yazılı e, Gary, şey, Dane Here ve Simon Melasas'ın temizleme cümlesini açıklamalarını bulabilirsiniz. Temel olarak zaten farkında olduğunuz veya farkında olmadığınız sizin hayatınızı istediğiniz gibi yaratmanıza engel olan bakış açılarını, kayıtlarınızı, inançlarınızı, kararlarınızı vesaire tamamen dönüştürmek ve sanki hani bilgisayarın sil butonuna basar gibi. E, silmekle ilgili kendisi işini yapıyor onu anlamanız da gerekmiyor aslında sadece dinleyin ve izin verin tekrar söyleyeceğim sormayı ve talep etmeyi istediğiniz şeylerin ne kadarının imkansız olduğuna çoktan karar verdiniz bunlar da gene bilişsel olarak olmuyor düşünerek olmuyor bunun açığa çıkardığı her şeyi şimdi temizleme cümlesi yıkıp yaratımı iptal eder misiniz lütfen Right and wrong, good and bad, porumpok, source bases, creations, and Ben mikrofonları tekrar açma şeyi vereyim. İzni giriş çıkışlar, ses açılmaları olmuyor. Eğer halime bir şey söylemek istersen açabilirsin. Ama kendiniz bak, bir yerde çalıştığınız zaman da iş bana ait değil ya. Ben birisi için çalışıyorum veya bir yerde çalışıyorum dediğinizde kendinizi ne kadar o işten ayırıyorsunuz? Bunun açığa çıkardığı her şeyi de yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine, shorts, boys, powers, bases, creations and beyonds. Bir başkası için dahi çalışıyor olsanız, o iş yerine gerçekten olduğunuz katkıyı fark edebiliyor musunuz? Bu sadece parasal bir şey değil. Lütfen parasal olarak algılıyorsanız bunu da yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Elbette ki kazanca katkı oluyorsunuz. Elbette ki o işletme neyse onun gelirinin akışına da katkı oluyorsunuz. Ama ona olabildiğiniz katkının sizin hayatınız içinde mevcut olduğunu gerçekten fark ederek kabul edebiliyor musunuz? Yoksa kendinizi oradan ayırdığınız iş farklı, siz farklısınız, çalışanlar farklı, siz farklısınız. Otonomilerden bahsediyoruz, sınıflarda duyanlarınız oluyordur. Ee, otonomimizi yaratıyoruz ve kendimizi bulunduğumuz yerden ve kişilerden ayırmaya başlıyoruz. Benim işim değil, ben onun için çalışıyorum diyerek kendinizi ne kadar ayırıyorsunuz bulunduğunuz ortamlardan? ya her şeye katkıysanız gerçekten bunu bir algılamanıza, bilmenize, olmanıza, alıp kabul etmenize izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratın iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, poor and all onlar, shorts boys, powers, bases, creations, amuse. Ve bir e, Halime senin için söyleyeceğim sen yazdığın için hemşire e, olduğundan dolayı zaten hani şifa işindesin o, o orası bir gerçek. Bir de ayrıca bir hastanede ah ah vah vah ölüyor bitti ya da işte yardımcı olamadım ol, oldum olamadım gibi kendini yargılamaları bıraktığında gerçekten olabileceğin bakış açısız katkı olarak yürüdüğünde orada hangi değişimleri yaratıyorsun? Neleri dönüştürdüğünün farkında olmasın acaba gerçekten yaptığın işte yoksa hani bilinç akses işte yaptığım sınıflar kendi hayatımla ilgili işimle ilgili değil diye bir ayırım yapıyorsan yıkıp yaratım iptal eder misin? Bu hepimize e, gelsin tabii ki yıkıp yaratım iptal eder misiniz? Ya yaptığınız her şey gece gece uyumanız evde yemek yemeniz dışarıda sohbetleriniz yaptığınız işler her birisi birbirine katkı. Biz bunları hep ayırma eğilimindeyiz. Özellikle de bir yere girip çalışmak zorunda hissediyorsanız kendinizi hani o maaş için, faturaları ödemek için, kirayı ödemek için, ev taksiti, araba taksiti ödemek için bunlara mecbur gibi gördüğünüz her yeri e, ve bu, bu, bu vesileyle de kendinizi oralardan ayırdığınız her yeri yıkıp yaratımı iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, poor and poor, owner, shorts, boys, bases, creations and beyonds. Ya eğer buna mecbur görmek yerine şükran duysaydınız, bunu da siz yarattınız arkadaşlar. Ha bir iş yarattınız, kurdunuz kendiniz için. Hadi git, hadi, ya da gittiniz bir yerde çalışıyorsunuz, emekli maaş alıyorsunuz. Her neyse, bütün bunları siz yarattınız. Ve siz oraya hangi katkısınız kendinizi ayırdığınızda kendinizin bulunduğunuz ortamda olan katkınızı da fark ederek kabul edemezsiniz. Sanki siz onların maaşına tabi tersi geçerli değilmiş gibi. Onlar da sizin hizmetinize tabi. Siz olduğunuz için orada o işletme mevcut. Dolayısıyla bir aslında karşılıklı Hediyelendirme ve alıp kabul etmeye dönüştürseydik bunu birisi için çalışmak maaşa mecbur olmak veya da maaş vermek işveren de olabilirsiniz veya da maaş vermek zorunda kalmak. Ya bunları e, bir yargı ve tanımlama olarak kullanmasaydık buraya ete bize bunu öğretiyor değil mi e, ya böyle bir ayrım yapmasaydık veya onun yerine hediyelendirme ve alıp kabul etme olarak görseydik her şeyi ve şükran duysaydık bulunduğumuz yer için oraya olabileceğiniz katkı için bu bir çöp temizlemek de olabilir, doktorluk yapmak da olabilir, öğretmenlik yapmak da olabilir. Bence hiçbir farkı yok. Her birimiz yaptığımız işlerle bulunduğumuz yere katkıyız. Her iş birisi tarafından yapılacak ki sizler de temiz şehirlerde oturun. İşte sağlığınız gerektiğinde bakılsın. Birisi yemek yapsın değil mi siz yapmıyorsanız. Bir yerlerde bu hizmetler olacak ki siz de bundan faydalanabilin. Ya bütün bu hepsi birbirimize hediye ve katkı alıp kabul etmekle. Parayla aldığınız şeyi ne kadar önemsiz, değersiz yapıyorsunuz o parayı öder ödemez. Ben bunu çok yaşıyordum bilmiyorum kaç kişi için. O parayı öder ödemez ne kadar değersizleştiriyorsunuz aldığınız şeyi. Bunun çar çıkardı her şeyi de yıkıp yaratım iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, poor all nine, shorts, boys, powers, bay, season, beyonds kim olursa olsun çalıştığınız yerde veya yaptığınız işlerde sizin sadece orada olmanız hediye. Sadece. Ama bu böyle ben hediyeyim ben zaten yani kendinize bakmayın sakın yargılarınızı yok etmeyin ama lütfen narsist bir şekilde ortada ben iyiyim ben hediyeyim diye gezin diye değil hepimiz bu olacağımızdan korkarak olduğumuz hediyeyi alıp kabul etmeye çekiniyoruz. Sanki bu bir narsistlik olacakmış kendini beğenme, beğenmekmiş gibi olacak diye. Bunu kimseye söylemek zorunda değiliz ama kendinize en azından fark edip kabul etme izni verseydiniz gerçekte olduğunuz hediyeyi ve gerçekten hediye olduğunuz ve gerçekten mevcut olduğunuzda zaten o böbürlenmeye girmiyorsunuz. Sadece inanılmaz bir alçak gönüllülükle her şeyin birbirine nasıl bağlantılı olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Bütün sistemin, bütün evrenin, bütün insanların, bütün doğanın her şeyin içinde olduğunu her şey sizin içinizde. Siz de her şeyin içindesiniz. Bunu fark etmeye başlıyorsunuz. Onun için aslında kıyaslanacak bir şey olmadığında sizin böbürlenmenizle ilgili. Çünkü bu bir yargıdır zaten. Ben çok iyiyim diye üstünlükçülük yaptığınızda bu başka bir enerjidir. Ama gerçekten olup olduğunuz hediyeyi alıp fark ederek kabul etmeniz bambaşka bir hediyedir. Ve siz buna sahip çıktığınızda bunu başkaları da ilham alabilir ve kendileri için fark ederek kabul edebilir gene bu ıı, hediyedir aslında ama bir projeksiyon veya beklenti veya bunun için yapacağımız bir şey değil sadece kendiniz için yapıyor gibi görünüyorsunuz onun için işte bilinç her şeyi dahil eder hiçbir şeyi yargılamaz siz sanki sadece kendiniz için seçim yapıyor gibi görünürsünüz ama kendiniz için yaptığınız seçimlerle işte olduğunuz hediyeyi alıp kabul etmekle bir sınırlamanızı yıkıp yaratımı iptal etmekle başkalarına da işin doğası böyle bir hediye olursunuz ve ilham olursunuz. Ve böylece dönüştürürsünüz. Ve kendinizden neyi talep edebilirsiniz? Şimdiye kadar talep etmeye cesaret edemediğiniz veya kendinize imkansız yargısı yapıştırdığınız için o aralara, oralara geçmeye bile cesaret edemediğinizi zannettiğiniz veya hayal etmeye bile cesaret edemediğinizi zannettiğiniz siz hangi büyüklüksünüz diye bir soru da var ya gerçekten ben de böyle uçup gidiyordum siz fark ederek kabul etmediğiniz hangi büyüklüksünüz o kadar aa ki böyle benim için kavranılamaz bir şey geliyor ki yani bu sorunun enerjisi nedir ama gerçekten şu son birkaç haftadır sadece söyleyeceğim. Bunca zamandır hani bilinçle sözde uğraşıyorum ve aksesin içindeyim ama son birkaç haftadır daha çok fark etmeye başlıyorum. Evet ben fark ederek kabul etmediğim hangi büyüklüğüm ve daha da büyük neyi seçebilirim? Hayatımın katlanarak büyümesine katkı olacak, evrene katkı olacak, dünyaya katkı olacak neleri seçebilirim? sorusu olan veya yorum olan birisi var mı? Birisi sanki Sema sesini açacaksın gibi geldi. Yanlış anlamış olabilirim. <laughs> şey mi açılmıyor mu ya da? Ha, tamam bir şey varsa yazarsın. Kendinizle ilgili e, böyle e, bir kuşkuya düştüğünüzde aslında yargı yaptığınızın farkındasınız değil mi? Ve bu yargılar bir yerden sonra gizli gündemlere dönüşüyor. Gizli gündemleriniz fark etmediğiniz, kendinizden sakladığınız ajandalarınızdır aslında. Ben yapamam bile yaparımı ispat etmeye çalışırken yapamayacağınıza inanıyor olmanız aslında bir verilmiş karar, yargı ve gizli gündemdir. Yaparım'ı ispat etmeye çalışırken ne kadar yapamayacağınızı ispat etmeye çalışmanız kendinize karşı kurduğunuz bir gizli gündemdir. Ne kadar yargılarla kendinizi durduruyorsunuz e, ve eğer bunların yerine gerçekten olasılıklara ve kapasitelerinize izin verseydiniz bu neye benzerdi? Sizin kendi kapasitelerinize adım atmanız dünyaya nasıl bir hediye olurdu? Gerçekten fark ederek kabul etmeye gönüllü olmadığınız hangi büyüklüksünüz? Ee, bunların hepsi dediğim gibi hani farklı yürütülen iş benim en çok hayatıma katkı olan şey derken bunu anlatmak istiyorum aslında bütün bu kavramlar gerçekten bu realitede kendim olarak nasıl mevcut olacağımı bana gösteren araçlarla beraber ben de bunları hayatıma aktardığımda kullanmaya başladığımda ve bir şeyleri dönüştürmeye başladığımda benim için bu iş vasıtasıyla oldu belki başkaları için ilişki vasıtasıyla olabilir benim çünkü kendi kendimi hem çok sevdiğim bir alan iş hem de kendimi başkaları için çalışmadığım takdirde bununla ilgili bir kapasitem yok zannettiğim alanlardan bir tanesiydi. Hem işkolik derecede çalışmayı severim, yeni bir şeyler yaratmayı severdim. Ama bunu ancak bir başkasıyla çalışırsam yapabileceğime inanırdım. Çünkü kendimle ilgili iş yapabilme kapasitelerim olmadığına karar vermiştim. Bir zamanlar bir yerlerde. Evet yapamıyordum çünkü bu realitelerin o düzen noktalarından işlemeyi bir türlü başaramadım iş hayatında. A yaparsan B olur, B yaparsan C'ye yol açar gibi bir doğrusal mantıkla çalışamıyorum. Ve orada bunu yapamadığım için bu realitenin kural ve hükümlülükleri gereği kendimi yapamıyorum. Ha çok iyi iş yapardım çıkarırdım o ayrı ama benim için hep içimde bir çatışmaydı ve yapamıyorum algısı geliyordu. Çünkü bildiğim şeyle, gerçekte içten bildiğim şeyle uyumlu değildi yaptığım şey. Bunun bana ne olduğunu işte o, o akses farklı yürütülen iş sınıfları gösterdi gerçek anlamda. Bunun için yeri çok farklıdır benim için farklı yürütülen iş sınıflarının kendi realiteme adım atmama, mevcut olmama ve hayatıma taahhüt etmeme çok büyük katkısı olmuştur ama bu her ne alanda olursa olsun sizin kendiniz için yapacağınız bir seçim. Ne bir sınıf, ne bir kitap, ne bir kolaylaştırıcı, ne bir hacı hoca dediğim gibi bunu sizin için sağlamayacak. Bunu fark edecek olan ve evrensel olarak zaten bunun da zamanlaması da geliyor. O fısıltıları duyduğunuzda yok saymasanız bir takım şeyler ah mümkün farkındalığını aldığınızda o kuş tüyü kadar hafiftir değil mi? Ama diğer düşünceler, duygular, hisler çok ağır olduğu için gidip onları takip etmeye meylediyoruz. Hatta hislerin e, bize bir şeyleri gösterdiğini düşünüp ben böyle öğrendim başka modalitelerde eminim sizler de farklı yerden geçtiyseniz bunları öğrenmişsinizdir. Evet hisler ve duygular, düşünceler bir şeyler gösteriyor ama %99'u bunların ya size ait değilse zaten neyin farkında olduğunuzu gösteriyorsa bu anlamda baktığınızda aslında o fark ettiğiniz şey de bambaşka bir şey. Gösterdiğiniz, düşündüğünüz şey de bambaşka bir şey. Sıkıştım, işte kötü hissediyorum dediğiniz yerde ne kadar bakış açınız var ve başka kimlerin farkındasınız o konuyla ilgili. Bunları sormayı hiçbir zaman öğrenmiyoruz ve diyoruz ki sıkıştığımız için bize göre değildir. Evet ağır mı hafif mi ee, diye bir aracımız var değil mi bir şeyi seçerken bu benim hayatımda seçersem 5 yıl içinde neye yaratır diye soruyoruz bir şeyi seçmeden önce eğer kararsızsak. Veyahut da bu beni, ben bunu seçmezsem hayatım 5 yıl içinde neye benzer? Bütün duvarlar bariyerler indiğinde ve hiçbir bakış açınız olmadığında gerçekten varlığınızla algıladığınız hafiflik sizin gerçeğinizdir. Ama e, eğer sorgula, hiç bunu sormadan gerçekten alanınızı genişletmeden, sıkıştığınız yerden ben iyice sıkışmış hissediyorum diyorsanız orada ne kadar bakış açısı var. Ve o bakış açılarını dönüştürdüğünüzde ne kadar yargılarınız var ve başka kimlerin bakış açılarının, duygularının, hislerinin, yargılarının farkındasınız ve kendinizin zannediyorsunuz. Bunları yıkıp yaratımını iptal ettiğinizde işte gerçekten olur da sizin için hafif mi, ağır mı, ağır mı açığa çıkmaya başlıyor. Başlangıçta benim de en çok zorlandığım araçlardan biriydi bu hafif mi, ağır mı. Ağır geliyordu bir sürü benim için gerçek olan şey ama onların benim bakış açımdan dolayı ağır hissettirdiğini. Diyelim ki bir soru soruyoruz değil mi? Burada benim ve işim için sonsuz olasılıklar nedir diye sorduk ve ağır hissettik. Ağır hissetmemizin içinde eğer bu imkansız, o sonsuz olasılıklar yoktur varsa bakış açısı olarak ya eğer size ağır hissettiren bu bakış açısıysa önce bir onu yıkıp yaratımı iptal etmemiz gerekiyor. Ve kimden satın aldıysak e, kaynağına iade ettiğimizde, yeniden soruyu sorduğumuzda, o zaman o sonsuz olasılıkların alanından gerçekten soruyu sorabiliyoruz ve o zaman hafif mi, ağır mı fark edebiliyoruz. E, çok dağıtmış olabilirim. Sorusu olan var mı? Oradan oraya geçtim. Herkes nasıl? <laughs> Evet yaptığınız her şey için bu dediğim gibi bir iş sahibi olmanız gerekmiyor. Bir yerde çalışıyor olmanız da gerekmiyor. Ev hanımı olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Her neyse şu an bir şey yapmıyormuş gibi bu realitenin tırnak içinde söylüyorum. Bir işe gitmediğinizde bir şey yapmıyormuşsunuz gibi bir yargısı vardır ve ve biz bunları da satın alırız maalesef. E, bu yargıları satın almadığınızda gerçekten hayatınızın işiniz, işinizin hayatınız olduğunu fark ettiğinizde lütfen orada bir mevcut olun bu enerjinin içinde gerçekten yaptığınız seçimlerle kimlere katkısınız kendinize hangi katkısınız ve yaptığınız her seçimle hangi geleceği yaratıyorsunuz ya yapma, e, her seçiminiz için bunu sorsaydınız bu bir sıkışıklık anında diyelim ki çok her şeyin çok fazla üstünüze geliyormuş gibi göründüğü bir anda çıkıp bir ağaca sarılmak veya da yürümek, bir deniz kenarında nefes almak bile olabilir. Neleri kendiniz için, geleceği, hangi geleceği yaratıyorsunuz dediğimde ne kadar e, çok büyük seçimlere gidiyorsunuz. Sadece sıkışıklığın içinde kendinizi rahatlamayı, rahatlatmayı seçmeniz, duvarlarınızı, bariyerlerinizi indirmeniz ve kendinizi yargılamamanız bile çok büyük bir gelecek yaratır. Şimdi benim bunu yapmamam lazımdı. Evde o kadar insan yemek bekliyor. İşte işime gitmem lazımdı. Şunu yapmam lazımdı diye yargılayıp o sıkışıklığı pekiştirmek yerine. Ya bir dakika şu an benim bir molaya ihtiyacım var kendime bir 10 dakikada olsa gidip farklı bir şey yapma izni veriyorum demek bu seçimi yapmak bile farklı bir gelecek yaratmaktır. Nerede seçimleri büyük ya da küçük diye kategorize edip yargılıyorsanız bunları da yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Right or wrong, good and bad, poor and poor, owner, shorts, boys, powers, bases, creations and millions ve yapmak zorundayım diye yaptığınız her şeyle hangi geleceği yaratıyorsunuz? bunu da çağ çıkardı. Her şeyi yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, pot on all hands, horse balls, powels, bases, creations, amuse. Bunu söylerken son <laughs> şey ne alacağım. Yapmak zorunda olabilirsiniz bir takım işleri değil mi? Bir yerlerde çalışıyorsanız veya kendi işiniz diyelim. Ben de tercümeyi belli bir tarihte yetiştirmem gerekiyor diyelim ki. Ama onların arasında eğer ben kendimi ee, yok sayarsam o işin bitmesine öncelik verirsem kendim için hangi geleceği yaratıyorum? Akses için hangi geleceği yaratıyorum? Dünya için hangi geleceği yaratıyorum? Sizler de o işi söylene söylene yapmak zorundayım diye yaptığınızda neyi öğretiyorsunuz? Eğer kendiniz için farklı bir şeyi seçerseniz ne yaratırsınız ve bir şeyleri bir de, alacağım ne var? bir şeylere mecburiyet diye baktığınızda ne kadar sıkıştırıyorsunuz kendinizi dediğim gibi bu bir çöp temizlemek olabilir tuvalet temizlemek olabilir hasta bakıcılık yapmak olabilir Öyle yaptığınız işi ya değerli değersiz diye de yargılamasaydınız hepsi birer katkı ve Mary Poppins diye hani güzel bir çocuk gibi çocuk filmi veya işte kitabı gibi hem kitabı çok okumuştum defalarca çocukken sonra da kızımı yetiştirirken filmi defalarca izlediğim filmlerden bir tanesi Disney'de Mary Poppins diyor ki çocuklara yapmak zorunda olduğunuz her şeyin içinde neşe vardır neşeyi koyabilirsiniz ya yani mecbur olduğunuz şeylerle bile ilgili çünkü bu, bu realitenin gereklilikleri oluyor iş yaptığınızda ya bunların içine bile neşe katmayı seçseydiniz ve biz zorunluluk olarak bakmak yerine perspektifinizi değiştirdiğinizde dünyanız değişir arkadaşlar. Hiçbir şeye mecbur değiliz. Orada olmayı seçen biziz. Evet Neva. Dur sesini açmana yardımcı olayım. Evet. Şimdi aç. E, aslında Arşegülcüm galiba soracağım soruyu <laughs> açıkladın şu an mecburiyette derken evet. e, rahatlama konusu ben çok e, kafama takılan bir şey. Hani rahatlamadan soru sormak, rahatlamadan seçmek. Hani o bana hep e, asla şüphe duymamak. Yani evet. sor, seç, bırak gitsin. Evet. Sen devam et yoluna gibi. Evet. Hatta geçenlerde bir video izledim. Böyle bir sürü insan sahilde e, balık tutuyor. Sonra adamın biri geliyor oynayarak oynayarak böyle Oltasını <laughs> atıyor, balığı tutuyor, gidiyor. Oradaki insanlar bakı kalıyor. Sonra başlıyorlar onlar da oynamaya. <gülüyor> ya, <gülüyor> Çok şeker. E, yani e, o rahatlama alanı hani gerçekten. Gerçekleştiriyoruz pek çok şey. Evet, ne zaman ki evet. ama sakin olup aklından bir şey geçirdiğinde şu bu olduğunda pat gerçekleşi veriyor. Evet, ya da evet. çok acil durumlarda böyle evet. şeylerim var benim Gerçekten. ortaya çıkan. Gerçekten. Ama e, işle ilgili ya da işte başka bir şeyle ilişkilerle ilgili soru sorarken seçerken sıkılıyorum bazen sonra diyorum ki. Bu sıkıntıya gerek yok, rahatlaman lazım. O rahatlamayı nasıl sağlayabiliriz? Şimdi durumun tabii olayın içindeki o sıkıntı nedir? Onu ıı, bilmiyorum. Başkalarından algıladığın bir sıkıntı mı? yoksa mecbur olduğun hala gene de soruyu sorarken bir şeyleri değiştiremeyeceğine inanıyorsan onun yarattığı sıkışıklık mı? Bunun ne kadar doğru yok. olacağına inanıyorsan onu. Bu bilerek yaptığımız bir şey olmuyor. Arkadan. Bu kişiyi değiştiremem. Ki. Bir kararımız varsa diyelim. Ama o ilişkide farklı bir şey için soru soruyorsak, bu değişmez ki kararı varsayımı, ama kendimize bile gizlediğimiz aktif bir şekilde öne çıkmaya başlıyor. Sorduğun soruyla aslında senin o varsayımın uyumlu değil. Sana bir yerde onu gösteriyor evren. Bu olabilir. Bir de bir projeksiyon, beklenti ve sonuca yatırım yaptığımızda yani bu soruyu sorduğumda nasıl açığa çıkacağı, benim hayatımda nasıl bir değişikliğe yol açacağına dair bir beklentim varsa ve buna çatışmalı da işte demin verdiğim örnekte gibi varsayımlarım varsa ikisinin yarattığı bir çatışma olabiliyor o ağırlık hissi, sıkışıklık gibi his. Bunun için şüphede çıkabilir ortaya. Bunların hepsi doğal olarak baksaydık ve direnmeseydik şüpheyi yaratan ne? Zihnimiz değil mi? Bil, gerçekten bilincimiz bilme halimiz değil. Şüpheyi yaratan zihin. Zihinin görevi seni şüphelendirerek tehlikeden korumak. Bunu bir mekanizma olarak fark edip kabul etsek o biyolojik olarak böyle çalışıyor. Tamam benim korunmaya ihtiyacım yok. Şüphe çeldirici bir implant, beni ben olmaktan çeldiren bir şey. Ama şu anda şüphe çıktı ortaya. Tamam, fark ediyorum. Bütün duvarlar bariyerler aşağıya kendini genişleterek tekrar o soruyu sormak. Benim yaptığım şey bu eğer bir sıkışıklık algılıyorsam o alanın içinde. O rahatlamayı bir evet. kas geliştirmek gibi. Çünkü rahatlamak bile bize çok fazla rahatlarsam hiçbir şeyin farkına varmayacağım. Zihin gene bunu öğretmeye başlıyor. Hemen her an tetikte ol. Nereden ne geleceğini fark et. Sürekli bir hayatta kalmaya yönelik programlaması var zihnin. Rahatlık alanında ne kadar gerçekten rahat olabiliyoruz. Çünkü o birdenbire bütün gardını indirmişsin. Her şeye karşı savunmasızlık dediğimizde ne kadar bunu incinebilir olmakla eş anlamlı kılıyoruz. Bir yerden bir şey olacak fark etmeyeceğim. Halbuki tam tersine duvarlar, bariyerler aşağı rahatladığımızda bir bakış açımız olmadığında ve onunla ilgili kararlarımız olmadığında gerçek olanı fark etmeye başlıyoruz. Bir kişi size yalan söylüyorsa, bir kişi bir şeyleri değiştiremeyecek ama siz bunu sadece beklenti olarak yaptınız. Ama o kişinin değiştirme kapasitesi yok diyelim. Bunu daha çok kolaylıkla fark etmeye başlıyorsunuz. Ütopik bir şey, hayali bir şey yaratmaktansa olanı olduğu gibi görmeye başlıyorsunuz. Olanı olduğu gibi gördüğünüzde de bu sizin için işinize yarayacak mı? Hayatınızda bununla mevcut olmaya devam edecek misiniz? Katkı mı? Yoksa artık bitmesi gereken bir şey mi var? Rı daha farklı görmeye başlıyorsunuz. Cevapladın mı çok mu dağıldı? Yok yok çok güzel şey geldi aklıma. E, bunları ifade ederken sen e, benim oğlumda e, sıkıntılarım vardı büyük oğlumda ama aylardan beri sürekli şeyi çalışıyorum ben e, her gün akşam ve sabah bütün ilişkilerimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum bütün evet. ilişkilerimi yıkıp yaratımını iptal ediyorum inanılmaz muhteşem e, <laughs> Gelişmeler oldu. İlk önce bana karşı konuşmaları farklıydı. En son bir hafta on gün önce de aradı. Anne dedi ben seni hep suçluyordum dedi. Ee, böyle böyle oldu, şu şu oldu. Yani bir oğlum böyle suçlarken öbürü de hep beni ilham gösteren birisi Hı -hı. yani idol olarak gösteren Hı -hı. birisi. Ama dedi e, zaten dedi onlar beni bugüne getirdi dedi. Evet. Ve sanki farklı olursa daha mı farklı olacaktı? Bilmiyoruz ki oradaki olayı dedi. O nedenle sana teşekkür ediyorum ve şu ana kadar olan her şey için de özür diliyorum dedi. Aynen evet, <laughs> öyle. Ya e, hani Imkansız gibi görünen şey, evet. ama pes etmedim. Yani devam etti. Evet. Çünkü hani gerçek olan kalır, bütün o yalanlar icatlar gider evet. ya. Evet, aynen. E, ebeveyn olarak da çok şey yaptık yani. Yaptık. Evet. Ha. O nedenle e, aslında hep bunu gözümün önüne getirmem gerekiyor. Yani illa değişecek anlamında değil ama. Evet. 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 Yani bu En azından. Asla... Evet çok güzel söyledin. Bu hiçbir zaman birileri, başkaları da dahil olduğu iş, zaman işin içine arkadaşlar. Bunu o kişi bir şey değiştirecek beklentiyle yaptığımızda zaten sonuca yatırım yapmış oluyoruz ve gerçek bir seçim yapmış olmuyoruz. Mesela senin ilişkini yıkıp yeniden yık, 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 işte. yık, Sen kendi de bu evet, ürün yık, olarak geliyor. Gelmeyebilir evet. ama o kişi onu görecek bir durumda değilse siz gene de kendinizi seçmeye devam edersiniz. Ama genel olarak buna açık olan insanlar onların dünyasında da bir şeyler değişiyor. İşte böyle hepimiz birbirimize katkıyız. Halbuki gücenip işte şey yapıp suçlamaya devam etseydin onun dünyasında da bir değişim yaratmayacaktı. Bu çatışma devam edecekti. Direnip tepki göstermeler. Ee, birbirinizle olan o çatışma ve e, kargaşa devam edecekti. Bundan çok kendimize, da Canım benim. Çok teşekkür ederim. Kendimize taahhüt etmek derken kendimizi adanmışlıktan mı? Da... Evet, evet. Evet. Şey yani, adanmışlık taahhüt aynı şey. Taahhüt benim kelime olarak daha çok sevdiğim için oldu Çünkü adanma sanki hani bir adak yapmak Bilmiyorum. gibi de ha, bir şey yaratıyor. Evet. bunu Bilmiyorum. da yaratımını iptal edelim. Ryan, Ron, Görün, Ber, Pod, Em, Pok olmayan, Shorts, Boys, Powers, Basis, Creations e, ve e, yani ikisi de aynı şey. yani kendinize adanmak nedir? Ben bunu ne geliştirse de gel bir değişim mi istiyorsunuz? Mutlu olmadığınız bir durumda o durumu değiştirmeyi ee, ne gerekirse gereksin neye mal olursa olsun bu mal olmak derken hep bir şeyleri kaybedeceğiz zannediyoruz ama ona gönüllü olmadığımız için neye mal olursa olsunu seçemiyoruz bir türlü. Ne gerekirse gereksin, neye mal olursa olsun ben bunu değiştirmeyi seçiyorum. Bu sıkışıklığın içinde 20 küsur yıldır yaşadım, atıyorum veya hayatım boyunca ama artık tamam yeter ben farklı bir şey seçiyorum. Şimdi farklı ne olabilirim? Şimdi farklı neyi seçebilirim? Şimdi neyi değiştirebilirim? Bunu değiştirecek hangi adımlar atabilirim? Soru sorup bırakmak. Ama burada da bir kararlılık gibi görünüyor. Ona taahhüt etmek ve ne olursa olsun kendi en çok kendimiz kendimizin tabii ki önüne geçiyoruz. Kimse bize engel olamaz arkadaşlar. Siz seçtikten sonra ne kişiler ne para ne koşullar ne sağlık siz seçiminizi yaptıktan sonra sizin önünüzde engel değildir. Ha ama biz durdurmak istiyorsak bunları çok güzel durdurma bahaneleri olarak kullanırız. Çünkü çok geçerlidir. Hem kendimiz için çok geçerlidir. Bak ama buna zamanım da yoktu, sağlığım da yoktu. Param da yoktu zaten işte kocam izin vermezdi, eşim izin vermezdi gibi bu kadar geçerli ve akla yatkın görünen bahanelerle çok güzel durdururuz. Etraftan da çok güzel destek alırız. Tabii ki böyle diye bunu mu seçeceğiz? Gerçekten doğru olmayı, haklı olmayı mı seçeceğiz? Kendimize taahhüt etmeyi Hayır. ve özgür olmayı mı seçeceğiz? Ee, bunun özgür olmanın, kendinize taahhüt etmenin başkalarından ayrılmanız anlamına geldiğine dair verdiğiniz tüm e, yanlış kararları, yalanları kendinizi durdurmak için bunu kullandığınız her yeri yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? evet An evet shorts boys, powers bases, creations and Ve size katkı olan kişiler, siz kendinizi seçtiğinizde zaten sırtınızı kollayacak kişilerdir. Onları bir kendileri sizin değişiminizi bir tehdit olarak görmek yerine. Ama ben değişiyorum, bak sen değişmiyorsun diye onu göstere göstere siz o ayrımı yaratıyorsanız Ben senin için söylemem hani genel konu açıldığı için. E, siz eğer bunu vurguluyorsanız o zaman neleri kime ispat etmeye çalışıyorsunuz? Değişim için, bilinç için gerçekten ispat etmeye gereğim, ama ihtiyacımız var mı? Siz bilirsiniz zaten nereden iyi değiştirdiğinizi. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Varlığına şükran canım. çok teşekkürler. Youtube'da olacak bu sakıncası yok değil mi? Ha, süper. Hayır, hayır. Tamam. <laughs> Çünkü yani katılamayanlar oradan izleyecekler. Ee, başka sorusu, yorumu olan varsa ve evet yaptığınız tüm seçimlerle, yani hayatınızdaki yarattığınız tüm değişimlerle, kendinize, kendinizi seçmenizle kimlere ilham olabilirsiniz? ve yaptığınız işlerle gerçekten hangi geleceği yaratıyorsunuz? Bunu sorma vakti geldi mi? Ve eğer hazırsanız, seçerseniz de pazar önümüzdeki pazar farklı yürütülen iş e, sınıfı başlayacak. 4'er saat dediğim gibi 4 gün. Bu dünyalarınızda ne yaratır? Olmazsa başka bir yerde, bir yerlerde illaki görüşürüz. E, gerçekten bizler için hangi sonsuz olasılıklar mevcut? Şimdiye kadar seçmeye cesaret bile edemediğimiz. <laughs> evet aynen. Yani bir şeye girmek girmemek de yanlış veya doğru da değil. Aynen kendini seçmeyi sağladığı için ve kendinizi seçmenin başkalarına karşı seçim yapmak olarak yanlış algılayıp yanlış yorumladığınız her yerde yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Kendinizi seçmek herkesi her şeyi dahil eder. Enerjetik olarak bir bakış açısı, yargı, ispat etme tutunma, direnme, tepki enerjisi yoktur o seçimin içinde. Öyle olduğunda da herkesi dahil eder. Bir şeye karşı seçim değildir kendinizi seçmek. Bunun dışında, bununla çay çıkardı her şeyi yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Böylece bırakalım, yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, poor and online, shorts, boys, powers, bases, creations, amuse ve teşekkürler burada olduğunuz için. Başka neler mümkün diyelim. i'll check them <laughs>